Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde papatya çiçeğinin yapılışını göstermeye çalışacağım sizlere. Alt ipime pembe ipimi bağladım, mekiğimi bağladım ve ucunu hemen yaktım. Alt ipimi birleştiriyorum. 1 ve 2 tane ilmek attım. Arasını açtım. Orta parmağımı arasına koydum ve 16 tane ilmek atıyoruz arkadaşlar. Altı tane pır pır yapıyoruz. Pırpırların arasına bir düz bir ters iki tane ilmek atıyorum arkadaşlar. Altı tane pırpırım oldu. Şimdi 17 tane ilmek atıyorum. Alt ipimi sıktım ve çekiyorum. Birinci yaprağım tamam oldu. Tekrar alt ipini birleştiriyorum. Birincide olduğu gibi 16 tane ilmek atıyorum. Tekrar 6 tane pırpır yapıyoruz. Altı tane pırpırım oldu. Şimdi 17 tane ilmek atıyorum. Alt ipimi sıktım ve çekiyorum. İkinci yaprağım da tamam oldu. Tekrar alt ipimi birleştirdim. 16 tane ilmek atıyorum.
16 tane ilmeğimi attım. 6 tane pırpır yapıyorum. Tekrar 17 tane ilmek atıyorum. Alt ipimi sıktım ve çekiyorum. Bu şekilde üçlü de yapabilirsiniz ama biz 5 yapraklı yapacağız ve ortasını saracağız arkadaşlar. Güneş olabilmesi için ya da papatya olabilmesi için. Tekrar alt ipimi birleştirdim. 16 tane ilmek atacağım. Evet, 16 tane ilmeğimi attım. Tekrar 6 tane pırpır yapacağım. Altı tane pırpırımı yaptım. 17 tane ilmek atıyorum. Alt ipimi sıktım ve çekiyorum. Tekrar beşincisini yapmak için alt ipimi birleştiriyorum. İki tane ilmek attım. Yine 16 tane ilmek atacağım. Hemen bir tanesini söktüm. Biraz alt ipimi sıktım. Tekrar 6 tane pırpır yapacağım. Altı tane pırpırımı yaptım. Şimdi 17 tane ilmeğimi atıyorum.
17 tane ilmeğimi attım. Alt ipimi sıktım ve onu da çekiyorum. Bu şekilde çiçeğimiz tamam oldu. Hemen 2 tane daha ilmek atıyorum ve ipimi koparıyorum. Pembe ipimi koparıyorum. Hemen ucunu da yakayım. Şimdi bunun üstünü saracağız arkadaşlar. Bazı yerlerde papatya, bazı yerlerde güneş ismini veriyorlar arkadaşlar bu çiçeği. Buradan bakın bitirdiğim yerde hemen ipimi üstüne çıkardım. Bir yaprağın üstünden diğer yaprağın altından geçirerek sarmaya başlıyorum arkadaşlar. Bu şekilde sarmaya devam ediyoruz. Dilediğiniz miktarda iple sarabilirsiniz. Bu kadar yeterli. Hemen ipimi kesiyorum, koparıyorum. Bakın şu şekilde ipimi bıraktım. Hemen ucunu yakarak altındaki yeri birleştirdim. Karartmadım arkadaşlar. Bu şekilde çiçeğim tamamlanmış oldu. Bu çalışmayı deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.